Gel Fikret. Geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Nasıl komutanın durumu? Ameliyatta. Daha iyi olacak inşallah. Nesin falan dediler. Komutanın onun alakası neymiş? Bu İskender'in misafirleriyle ilgili bir şeyler duymuş. Komutanı anlatacakken saldırıya uğramışlar. İskender demişken evini basmışsın adamın. Zeynep'i çıkarmışsın oradan zorla. O nerede? Sizin evde misafir varmış. Eve gelmek istemedi. Yayla evine bırak beni dedi. Oraya götürdüm. Halil İbrahim, ne yaptığını bilmiyorum ama adamların evine gidiyorsun. Kız kardeşimi oradan zorla alıyorsun. Sonra o Kaan benim evime gelip bana hesap soruyor. Zeynep nerede diye. Kardeş ara. Ara haber ver. Ben de başkalarına ne diyeceğimi bileyim değil mi? Telefonum yok da Fikret. Ne yapayım? Zeynep'in ki yanımda değildi. Yayla evinden ararım dedim. Orada da hat kesikti. Allah aşkına bir telefon al kendine ya. Neyse ben gideyim şu kızı alıp eve götüreyim. Bir de yalancı çıkmayalım millete. Kardeş bana anlatacağın bir şey var mı diyeceğim de her şey ortada zaten. Ulan vallahi helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Biz orada kurşun yağmurunun altında kalalım. Sen burada yıldız yağmur ha? Bravo. Vallahi bravo. Ya Oğuz. Zeynep'in orada olduğunu bilmiyordum. Yoksa gerekeni yapardım. E tamam gerekeni yapmadın da insan bir kardeşini merak eder lan. Ulan bu adam ölüme mi gitti? Öldü mü kaldı mı? Ne oldu der bir insan be. Oğlum dedim ya Fikret'in yanında duymadın mı? Yoktu telefon ne yapayım? Ve? Neyse ne. Oğuz. Bu konu dinlenmeyecek. Bak normalde gider herkese tek tek anlatırım ben bunu. Ama dua et Zeynep zor durumda kalmasın diye anlatmayacağım. Tamam bil. Kardeşime bak ya. Halil İbrahim, sen misin? Değilim. Abi, sen nereden öğrendin benim burada olduğumu? Az önce burada olmasını umduğun kişiden tabii ki. Şey, Halil İbrahim beni buraya bıraktı da ben onun için öyle seslendim. Anlattı her şeyi. Anlattı. Her şeyi derken? Halil İbrahim'in ne yaptığını anlamıyorum. Ama seninkini hiç anlamıyorum Zeynep. Ya buraya gelmek ne demek? Ne işin var senin burada? Kaan geldi eve Zeynep'le görüşeceğim dedi. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Odasında dedim gönderdim. Ya ne Zeynep'i? Zeynep zaten burada değil deseydim ne olacaktı? Abicim haklısın. Yani vallahi ne desen haklısın ya. Sen nerede gördün ki Halil İbrahim'i? Hastanede. Mecnun binbaşıyı vurmuşlar. Durumu nasılmış? İyi dediler. İyi dediler de. Bak Zeynep. Ortalık iyice karışıyor. Komutana bile silah doğrultuluyor. Yani bu ara biraz rahat durmak lazım kardeşim. Anladın? Sen böyle yangına körükle gidersen... Bir Kaan'la, bir Halil İbrahim'le görüşürsen işler çığırından çıkacak. İşler belki de benim sayemde çığırından çıkmıyordur abi. Allah'ıma lanet. Halil İbrahim oraya beni almaya mı geldi zannediyorsun? Söylemedi mi sana? Ben olmasaydım oradaki herkesi vuracakmış. Allah'ım bir tane akıllısı da beni bulsun ya. Bir tanesi ya. Ne demek herkesi vuracakmış? Ne düşünüyormuş o? Halil İbrahim gözü dönünce bir adım sonrasını düşünen biri mi sence? İyi. Madem o düşünmüyor, sen düşün o zaman Zeynep. Toparlan hadi. Bekliyorum arabada. Tamam. Kesin vuracağım diyor ya. Da
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.